DirectX'e yaptın ya, yani bu işleri. Evet. Neresini yaptın tam bilmiyorum tabii onu. Ben bu bayağı büyük bir şey. Ben D2D'yi yaptım. Bir de D3D11'da, D3D11'deki tessellation'la biraz uğraşmıştım. Şimdi bu tarz işlerle çalışacak bir kişinin biraz donanım bilmesi lazım, değil mi? Yani herhalde biraz Evet, tabii ki. böyle yazılımı geliştirirken, şimdi bizim memlekette donanımdan biraz kaçış var. Hani mesela bilgisayar bilimleri bölümleri yok ki Türkiye'de. Bilgisayar mühendisliği var. Evet. Onlar da bilgisayar bilimleri tarafındalar. Yani elektrik Evet. içinden çıkmışlar ama donanım derste de biraz böyle zayıf görünüyor. Öğrencilerde de şöyle bir şey oluyor. Ya ben zaten yazılımcı olacağım. Bu derste ne gerek var? Şimdi ben bilgisayar mimarisi dersi anlatıyorum. İşte boru hattı, ön bellek, bellek filan, işte dallanma öngörüsü. Hani işte hangi yöne gidecek, atlayacak mı, atlamayacak mı filan. Vay, güzel Türkçeler. Ben de dallanma öngörüsü güzelmiş. Ben bunların çoğunun Türkçesini her zaman bilmiyor oluyorum. Ama anladın şu Ve an hoşuma gidiyor. söyleyince. İlk Tabii defa tabii canım. Direkt, tabii anladım ki şu an. anladım. Tabii ki. Neden Branch baktığımı prediction anladım. şey. Evet. Tabii ki. Hani Anladım. konuyu, asıl buradaki güzellik, konuyu hiç bilmiyor olsaydım da neden bahsettiğini anlamış olacaktım. Evet. Dallanma Evet. İşte iki öngörüsü dediğinde. O dalan. bana daha çok şey ifade edecekti yani. Evet. Bu donanım derslerinden kaçış oluyor öğrencide. Ve bu konuyla ilgili konuşanlar oluyor. Hatta geçenlerde, şimdi ben de yakın zamanda paylaşacağım. Koç Üniversitesi mesela bilgisayar mimarisi dersini zorunlu olmaktan çıkarmış Türkiye'de. Bilgisayar mühendisliği bölümünde yok artık bilgisayar mimarisi. Tabii bunun benzeri Stanford'da da var. Hani Carnegie Mellon'da da var. Yani bilgisayar mimarisi donanım derslerini kaldıralım biz müfredattan. Yani kaldıralım, bir daha az yapalım bunları. Donanımdan biraz kaçalım. Ama sen şimdi böyle bir takıma gittiğinde, Microsoft gibi bir takıma gittiğinde ve yani Microsoft her tarafa değil belki ama DirectX gibi bir işe girdiğinde Evet. bunlar biraz önemli herhalde, değil mi? Ha, bunun önemiyle ilgili ne söyleyebilirsin? Hakikaten gerek yok mu yani bunlara? Ya Yoksa ben bak, yani yalın kodun sanırım 6. ve 7. videolarında demiştim ki bir yazılımcının şu anda dünyada çok üzerinde durulmayan ama bence aslında böyle hani gizli gücü, süper gücü olabilecek iki tane konu var. Bir tanesi matematik. Matematikten kaçmayacaksın. Matematiğin çok sağlam olacak. İkincisi donanım diye düşündüğümü böyle 20 dakika falan anlatıyorum orada neden böyle düşündüğümü. Donanım yani ha, ikisi 20'şer dakika öyle söyleyeyim. Bir 20 dakika matematiğin neden abanmanız gerektiğini, 20 dakikada neden donanıma abanmanız gerektiğini anlatıyorum. Yani şeyi anlıyorum. Şu anda 20'lerinde bir genç olduğunu düşün Oğuz. Yani böyle bakıyorsun bilgisayar bölümüne gittin. Çıktın ne görüyorsun önünde? Yani çıkarsın gidersin işte atıyorum Türkiye örneğinden gidelim. Yani işte Trendyol'a girerim abi. Yani böyle işte İnşallah iyi olursa böyle iyi bir e-commerce şirketine veya böyle o tip bir şeylere girip orada çok yüksek maaşlarla çok iyi çalışırım. İşte ne var ya web işte front end backend yani yazılım dünyası sen yazılımcı mısın dediğin zaman mesela hani nasıl yazılımcısın ben front endçiyim ben backendçiyim ben full stackçiyim falan diyorlar. Yani hani orası artık yazılım dünyası algısının ya web development yazılım dünyası denince algılanan şey o kadar büyük bir yüzdesini oluşturdu ki hani bizim zamanımızda biz şey derdik işte ben computer grafikçiyim, ben networkçiyim abi, ben işte bilmem neciyim falan hani compilerciyim ben. Böyle adlandırılırdı disiplinler. Yani compilercılar dev dile gider Microsoft'ta, developer division. İşte computer grafikçiler DirectX'e gider. Networkçiler Windows Network takımına gider falan. Böyle yani biz o temel bilgisayar bilimleri alanlarının networking, compilers, computer graphics, computer vision, machine learning bu tip alanlarına özelleşip kendimizi onunla etiketler. Şimdi insanlar kendilerini front endçi, back endçi, full stackçi falan diye etiketliyor. Yani çünkü sektörün çok büyük bir bölümü o ya. Abi sen front endçiysen, back endçiysen veya full stackçiysen hardware bilmene gerek var mı sorusuna benim verebileceğim bir cevap yok. Yok hakikaten yok. Yok yani. İdare edersin yani. Koca 20 yıl, 30 yıllık bir kariyer yaşarsın web development'ta ve hiç yani register nedir bilmeden geçirebilirsin ömrünü. Dallanma öngörüsü nedir bilmene gerek kalmaz. O gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor bir yandan. Ama bir yandan benim o konulardaki genel bakışım şu. Yani aynı şey matematik için de geçerli bu arada. 30 yıllık kariyer yapabilirsin ve hiçbir kere hayatında iki vektörü toplaman gerekmeyebilir. Yani böyle matematiğin kümeler matematiğini bilerek idare edebilirsin software engineer olarak. Fakat ben buna diyorum ki yani sen bir birey olarak
mühendis olarak bizler elimizi biraz daha esnek tutmalıyız. Yani elimizde daha çok koz olmalı. Ben dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir konu yükselirse, birden popülerleşirse ve o popülerleşen konuda bir takım fırsatlar ortaya çıkar, bir takım şirketler orada iddialı projeler yapmaya kalkarsa, ben ona gidip başvurabilmeliyim kardeşim. Yani dinlemem yani kimseyi. Hani neredeyse dünyanın hangi yerinde olursa olsun, bence bir mühendisin şunu hissedebilmesi çok büyük bir güç. Ben dünyanın herhangi bir yerindeki, herhangi bir zorluktaki, insan evladının yaptığı herhangi bir zorluktaki projeye giderim. Oradaki zor bir problemi üstlenirim ve çözerim. Bunu diyebilmenin yolu işte bence bir yazılım mühendisi için donanım ve matematik bilmekten geçiyor. Çünkü günün sonunda her proje optimize edilmek zorunda kalıyor. Her proje veya bunu yapmayan her proje işte hız problemleri yaşıyor, throughput problemleri yaşıyor. Artık bunlar yani her şeyi cloud'da süper web development yapıyoruz diyorsun. O cloud'a para veriyorsun. Orada harcadığın her CPU cycle'ına para veriyorsun. Fazladan gönderdiğin her network trafiğine para veriyorsun. Bunları optimize etmek gerekiyor. Optimizasyon dediğin anda da yani donanım o işin çok büyük bir parçası. Yani bir ben şu sistemi gidip şimdi oturacağım ve optimize edeceğim diye kafasını o moda sokan bir mühendisin cebinde ki yani alet çantasındaki 100 aletin böyle 40'ı 50'si donanımla alakalı bilgiler. O yüzden donanım önemli. Yani size bu esnekliği sağlaması ve bunlar işte sonuçta parasal olarak da insan dönüyor. Ben nasıl 5 yıldır cepten yiyebiliyorum? Yani böyle şeyleri ileride bir gün kendi işimi de kuracağım. Belki şöyle bir şey yaparım falan filan diyorsa bir insan çok para kazanması lazım. Yani bu hani aman para kazanayım da böyle süper lüks yaşayayım amacı olmayan insanlar için. Öyle bir amacınız varsa zaten bu dediğim size daha da çok uygulanabilir. Ama yani hayır ben halimden memnunum, para benim için önemli değil diyorsanız bile ki ben öyleyim. Yani ben böyle lüks daha şu anda yaşadığımdan daha lüks yaşamam gerekmiyor. Şu anda yaşadığımdan biraz daha az lüks bile yaşayabilirdim. Yani daha, bazı şeyleri daha kısamıyorum maalesef bulunduğumuz yerde. Ama yani bundan çok daha basit bir hayatla yaşanabilir ve bununla da ben mutlu olurdum. Ama para bana lazımdı çünkü ben yarın öbür gün şirket kuracağımı biliyordum. Ve o şirketi kurma sürecini finanse edebilmem gerekiyordu. Cepten yıllarca yiyebilmem gerekiyordu. O parayı kazanmak için, o parayı kazanmam önemliydi. O parayı kazanabilmemde de benim donanım bilgimde, matematik bilgimde çok hayati rol oynadı. Evet, DirectX'te girip sen yani CPU ve cache zaten optimizasyon dediğimiz şey yani hani çok uzun zamandır CPU ve bellek hızları arasındaki açılan uçurumu kapatmaya çalışan cache teknolojilerini, ön bellek teknolojilerini yazılımcı olarak ne kadar iyi kullanabildiğimiz, belleğe ulaşım desenlerimizin donanım dostu olması. Bunları bilerek yaptığınız zaman yaptığınız işler iyi sonuç veriyor. Bundan dolayı da değerli hale geliyorsunuz. O zaman da bu değere bayağı korele eder bir şekilde de daha çok para kazanabiliyorsunuz. O yüzden donanım, yani DirectX'teki hayatınız zaten önemli bir bölümü optimizasyonla geçiyor. Bir videomda yine bahsetmiştim yani. Bir arkadaş bizim DirectX'te bir şeyi %15 hızlandırdığı için terfi ediyor. Yani marjinler bu kadar dar orada kovaladığımız. Ama ben herhangi bir Python sosyalini alıp böyle yani 3 order of magnitude, 1000 kat falan hızlandırdığım durumlar oldu. Yani o kadar bir haber onu yazan kişi hani donanımdan ve ben donanım bilgimle yani biraz oradaki access'lere falan dikkat ederek access sırasını değiştirerek 2 boyutlu bir array'e access sırasını değiştirerek 100 kat hızlandırabiliyorsun bir yazılımı. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani bu çok değerli bir şey. Yani bu sizi çok değerli yapar her zaman ve bu çok ciddi şekilde yani ya çok ciddi şekilde bile değil ya. Yani hani bizim elektronikteki öğrendiğimiz gibi donanım bilmelerine de gerek yok. Sizin elektromanyetik Maxwell denklemi bilmenize gerek yok yani. Ama yani hani işte branch prediction nedir? Hangi durumlarda size patlar? Pipeline'ı nasıl doldurursunuz? Cache'i nasıl ıskalatmazsınız? Cache miss'leri nasıl minimize edersiniz? Bunlar yani çok basit aslında şeyler. Böyle bazı bilgileri bunları edinmek o yüzden çok kritik. İşte multi core sistemlerin yani paralelleştikçe belleğe nasıl yükler getirdiğini, oradaki beklenmedik yenilen golleri falan bilirsen elin çok kuvvetleniyor. Çünkü bunları bilen çok az insan var. Yani böyle bir şey var. Yani evet dediğim gibi genel bir kaçış var. Bu kaçış aslında bizler gibi bu konuları bilen insanlar için de bir avantaja dönüşüyor. O yüzden
Yani belki de şey demem lazım. Evet evet hiç bakmayın siz. Biz değerli olmaya devam edelim demem lazım belki de yani. Hani o yüzden evet abi donanım tabii ki yani nasıl zaten benim en güldüğüm şeylerden biri bu data oriented yaklaşımların böyle babalarından biri var bizim işte Mike Apple. Mike der ki şu an Unity'deki DOTS data oriented text stack'in başında. O der ki böyle yazılım eterde uçuşan nesneler değildir. Yazılım gerçek fiziksel işlemciler ve bellek üzerinde koşan bir şeydir. Hani bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Biz böyle bir object oriented falan işte türlü değişik yaklaşımları düşünürken yazılımı düşünce şeklimizi, mental modelimizi değiştirdik. Biz böyle havada böyle eterde uçuşan objeler diye dizayn ediyoruz yani sistemleri. O ona bağlansın, o ondan onu çağırsın, o ondan onu çağırsın. Halbuki bunlar havada uçuşmuyorlar. Bunlar bir tane böyle bellekle uçucular. Sen oradan oraya salak gibi atlıyorsan bunun cezasını çekiyorsun. Çünkü gariban ön bellek onu takip edemiyor. Bu yani olay. Hani bunu bilmek önemli ve her zaman da cost olarak da bir şekilde hem şirketin costlarını etkiliyor hem sizin kazancınızı etkiliyor.